Bay Kemal, ayın üçünde biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken, fırsat bulurken bizi de takip et. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor? Sendeki sese benziyor mu, benzemiyor? Kendi içinde sayısız çelişki barındıran, tek bir vizyon ışıltısı dahi taşımayan bu metni tartışmak abesle iştigaldir. Vizyon nerede? Vizyon Şanlıurfa'da. Oradan göreceksin. Halbuki biz Kılıçdaroğlu'nun iddialı sözlerine bakarak nihayet vizyonlarımızı bu haftada Konya'da gösterdik. Gaziantep'te gösterdik. Artvin'de gösterdik. TOG'da gösterdik. TOG'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanına. Ben de başkana dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da yanına alacaksın. Verdiği cevap ne biliyor musun? O gelecekse ben gelmem. Varank, senden bayağı çekiniyor ya. Netice itibariyle önümüzdeki tek somut gerçek bizim Türkiye yüzyılı, onların da eski Türkiye dediğidir. Ortadaki tek hakikat bizim ülkemizi bölgesel ve küresel liderliğe taşımayı, onların ise yönetilemeyen bir Türkiye'yi taahhüt ettiğidir. Milletin değil, ittifak ortaklarının ihtiyaçları için anayasa hazırlayan bir kafanın, Allah göstermesin, yönetime gelirse ülkeyi nasıl bir felakete sürükleyeceğini düşünmek bile istemiyoruz. Aslına bakılırsa bunların derdi ülkeyi yönetmek değil, sadece devletin imkanlarını kendi aralarında paylaştıracak paravan bir şirket kurmaktır. Düşündükleri bu. Size biz paravan şirket kurdurmayız. İlkeler yerine çıkarların buluştuğu böylesine arzi bir yapıyla Türkiye güney sınırlarını taciz eden terör örgütleriyle soruyorum. Nasıl mücadele verebilir? Akdeniz'deki diplomatik ve ekonomik menfaatlerini nasıl koruyabilir? Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeli rolünü nasıl yürütebilir? Avrupa ve Amerika ile ilişkilerini nasıl eşit zeminde sürdürülebilir? Diplomasi diyoruz, değil mi? Bunların kafasıyla diplomasi olur mu? Olmaz. Ege'deki deniz ve hava sahalarıyla ilgili haklarını nasıl savunabilir? Egemenlik haklarına yönelik saldırılarla nasıl başa çıkabilir? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını nasıl bozabilir? Üstüne yüklenen onca yükün altından bunlar nasıl kalkabilir? Geleceğine ilişkin umutlarını bunlar nasıl hayata geçirebilir? Özetle, bu kifayetsiz muhterislerin elinde ülke nasıl yönetilebilir? Milletimiz elbette bu tabloyu görüyor, değerlendiriyor. Bize düşen karşımızdaki ittifakın millet ifadesinin altına gizlemeye çalıştığı gerçek yüzünün ortaya çıkması için çalışmaktır. Açıp bakın anayasa tekliflerine, bunlarla ilgili en küçük bir şey var mı? Yok. Çünkü böyle bir dertleri, böyle bir niyetleri, böyle bir gayretleri de yok. Milletimiz bu ülkeyi, Cumhur İttifakı seçimde başarısız olsun, AK Parti iktidardan gitsin, Erdoğan kaybetsin de sonra ne olursa olsun diyen bir zihniyete asla teslim etmez. Kendisinin ve evlatlarının geleceğini düşünen hiçbir vatandaşımız bunlara itibar etmez. Sadece gülüp geçer. Aslına bakılırsa
sadece iktidarın hayalini kurarak kıyısından köşesinden yakaladıkları yetkileri hoyratça kullanarak sergiledikleri kibir, nobranlık, küstahlık bile CHP ve şürekasının maskesini düşürmeye yeterlidir. İnşallah seçim gününe kadar hep birlikte göstereceğimiz gayretle bu maskeyi tamamen indirmiş, kirli hırsları, riyakarlıkları, sinsi hesapları hep beraber ortaya dökmüş olacağız. Değerli kardeşlerim, AK Parti milletin kurduğu, milletimizin iktidara getirdiği, verdiği her mücadelede yanında yer aldığı bir partidir. Bizler milletimizin asli sahibi olduğu bu partinin sadece emanetçileriyiz. Her birimiz görevimizi ne kadar hakkıyla yerine getirebilirsek, bu emanete o derece layık olduğumuzu gösterebiliriz. Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönem, şahsım dahil hepimizin sorumluluğunu daha da artırmaktadır. Bunun için AK Parti ailesi olarak, genel merkezimizle, milletvekillerimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, il ve ilçe teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle, mahalle temsilcilerimiz ve sandık görevlilerimizle hep beraber bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak işimize dört elle sarılmalıyız. Seçim gününe kadar her haneyi defalarca ziyaret etmeli, her insanımıza defalarca ulaşmalıyız. Teşkilatlarımızdan üyelerimize, üyelerimizden vatandaşlarımıza uzanan bu muhabbet iklimini sürekli canlı tutmalıyız. Seçime kadar sahada çalışır ama seçim günü iş, unutmayın, sandıkta biter. Bunun için sandıklara iyi sahip çıkacağız. Bu işin bugüne kadar en başarılı partisi AK Parti'dir. Bundan sonra da bu başarıyı devam ettirmeliyiz. Milletten umudunu kesenlerin sandık üzerinden oynamaya kalkacakları oyunlara karşı dikkatli olacağız. Sandık kurulu üyelerimizle, mahalle temsilcilerimizle gerekiyorsa teker teker bir araya gelerek en küçük bir eksikliğe, aksaklığa meydan vermeyeceğiz. Diğer yandan Türkiye'nin ve milletimizin düşmanları da unutmayın, boş durmuyor. Onlar da kendi mecralarında 2023'e hazırlanıyor. Son dönemde partimize yönelik kumpasların, ülkemize yönelik saldırıların, sınırlarımıza yönelik tacizlerin artmasının gerisindeki hesaplardan biri de 2023'ü biçimlendirme planlarıdır.